Cem TV ekranından iyi akşamlar dileyelim. Özel yayınla karşınızdayız. Özel yayınımızda İstanbul'u konuşacağız. 15 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alıyor İstanbul. Ama içinde bulunduğumuz bu yaz mevsiminde iki önemli sel felaketini atlattık. Neyse ki can kaybı olmadan. Ama birçok evi su bastı, araçlar yollarda kaldı, araçlar yerlerinden söküldü, insanlar evlerine ulaşamadı. Orada çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yetkililer yaşananları 40 yılda bir görülebilecek bir felaket diye nitelendiriyor ama uzmanlar hayır bu durum artık olağan, buna alışmalıyız diyor çünkü... hepimizin artık derinden hissettiği bir iklim değişikliği de söz konusu. Peki şimdi soru şu, her aşırı yağıştan sonra biz bu görüntülerle mi karşılaşacağız? Neden böyle oldu? Hangi önlemler alınmalı? Başta sel felaketi olmak üzere İstanbul'un sorunlarını bugün masaya yatıracağız. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp Muhçu ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Zeybek. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, İstanbul'un sorunlarını konuşacağız dedik. Çok da güncel bir sorun. Bütün vatandaşların mağduru olduğu bir durum. Sel felaketi iki kere yaşandı. 10 gün arada zaman farkı var. Sizinle başlamak isterim Sayın Muhçu. Uzmanların üzerinde mutabık kaldığı nokta şu. Sel felaketinin bu denli etkili olmasının altında yatan neden betonlaşma. O yeşilden uzaklaşma, yeşil alanların azalması. Öncelikle şunu sormak isterim. Betonlaşma nasıl oluyor da bu denli büyük bir felakete neden oluyor? Tabii öncelikle şunu görmek gerekir. İnsanlar yağmurdan söz ettiklerinde bundan 20 yıl önce ve daha fazla daha önce bahsedildiğinde insanlar işte tarlada sebzeler için bereket diye düşünürlerdi. Hı hı. Seyredilmesi, sesi şarkılara konu olmuş, aşklara konu olmuş ve doğa olayları hayranlıkla izlediğimiz olaylardı. Hı hı. Bugün yağmur, güneş işte ve benzeri doğa olayları olduğunda hepimiz korkuyoruz. Evet. Şu anda tabii hepimiz korkuyoruz. Şu anda dışarıda gökyüzüne baktığımız zaman eşsiz güzellikte bulutlar var ama biliyoruz ki yurttaşlarımızın çok büyük bir kesimi bu bulutlardan dolayı endişe. Hı hı. Her an İstanbul'da, Antakya'da, özellikle büyük metropollerde sel felaketler olabilir, insan hayatı kaybedilebilir. Hı hı. Ve pek çok zarar gündeme gelebilir. Bunu afete dönüştüren insan, hı hı. Plansız kentleşme. Ve son 15 yılda özellikle plan marifetiyle kentlerin betonlaştırılması konusu, sizin de vurguladığınız gibi beton bu süreçte çok önemli. Hı hı. Çünkü beton yeşili örtüyor, yeşili ortadan kaldırıyor ve nihayetinde betonlaşmanın hızlandırılması, sınırsız bir şekilde önün açılması, kentlerde mutlak korunması gereken orman alanları, yeşil alanlar, tarım arazileri, akarsu havzaları, işte vadiler, eşsiz güzellikteki doğa parçaları, milli parklar, meraların betonlaştırılması için özellikle hukuka aykırı bir takım düzenlemeler yapılıyor. Kanun hükmündeki kararnameler, torba yasalar bu maksatla çıkarılıyor ve nihayetinde bugün gelinen aşamada özellikle 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında çıkarılan 35 adet kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte sınırsız bir betonlaşma var. Hı hı. Ve bunun sonucunda örneğin 20 yıl önce İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı, nitelikli yeşil alan miktarı 10 metrekareye yakındı. Bu planlama ilkeleri açısından yine yetersizdi ama bugün bu betonlaşma ve kentsel dönüşüm politikalarıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarı İstanbul'da 1.2 metrekaredir. Evet. Buna bütün ormanları dahil edelim. Hı hı. Örneğin 140 bin hektar orman alanı var. Bunun 70-80 bin hektar alanı niteliksizdir. Üretim açısından verimsizdir. Hı hı.
O oranı mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 8.41 olarak açıklıyor. Bunlar doğru değil. Çünkü yeşil alan hesaplanmasında, yani bir kentin yeşil alanının kişi başına düşen miktarın hesaplanmasında uyguladıkları yöntem yanlış. Hı hı. Yol kenarındaki bir takım çimlendirme faaliyetlerini, hatta kendilerinin yaptığı plastik çimlendirmeyi bile bu sürece dahil ediyorlar. Hı hı. Bu bilimsel bir şey değil. Tamamen politik ve kentin işte yeşil alanı yeterince var demek için, hı hı, bilimsel olmayan, gerçek olmayan verilerdir. Gerçek, hı hı, veriler hesaplandığında, örneğin 2007'de hazırlanan İstanbul Metropoliten Plan Bürosu'nda bu veriler ortaya konmuş, rapora geçmiştir. Hı hı. Nihayetinde de dünyadaki yeşil alan oranları açısından İstanbul'un ne kadar gerilerde olduğu ortaya konmuştur. Bunu çok hızlı ve kısa verilerle ortaya koyacak olursak, hı hı, şöyle ifade edebiliriz. İstanbul'da nitelikli niteliksiz bütün yeşil alanlar hesaba katıldığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1.2 metrekaredir. Kent merkezlerinde ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı sıfırdır. Bu dünya ortalaması açısından asla kabul edilemez bir orandır. Mukayese edecek olursak, özellikle nüfusu çok büyük, yoğun olan dünya metropolleriyle mukayese ettiğimiz zaman, hı hı, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1.2 metrekareyken New York gibi çok yoğun bir nüfusa sahip kentte 27, Viyana'da 60 metrekare, Amsterdam'da 45 metrekare, Londra gibi yine, hı hı, bir metropolde 27 metrekare ve örneğin Şangay'da, Çin'de nüfus çok yoğun olmasına rağmen Şangay'da bile kişi başına düşen metrekare 18 metrekaredir. Hı hı. Stockholm dünyada en çok kişi başına metropoller içerisinde yeşil alan düşen kent olarak 90 metrekareye sahiptir. Hı hı. Bu gerçekliği aldığımızda İstanbul dünyadaki metropoller içerisinde en son sıralamada yer almaktadır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Peki bunun sonunda ne oluyor? Kent betonlaşıyor, yeşil alan azalıyor. Yeşil alan azalınca ne oluyor? Kentin örneğin nefes alması ortadan kalkıyor. Kentin de gelen yağış miktarı dengesiz hale geliyor. Örneğin bir yağmur geldiğinde, hı hı, yağmurun yer üzerine daha yavaş inmesi ve sellerin neden olmasının önünde ormanlar engelken bu olamıyor. Hı hı. Ayrıca arazilerin su çekimliği özelliği ortadan kaldırılıyor. Hı hı. Betonlaşmış, asfaltlaşmış bir kent ortamında yere düşen bir damla bir sel potansiyeli taşır. Hı hı. Halbuki İstanbul'dan söz ediyorsak, İstanbul'un eşsiz bir topografik güzelliği var. Doğa olayları izlenmek açısından hayranlık duyulacak özelliklere sahiptir. Örneğin İstanbul'da bir sel olması mucizedir. Olmaması değil. Sel olması mucizedir. Çünkü topografyası eğimlidir. Çok sayıda dereler, işte vadilerle denize, boğaza, Marmara Denizi'ne, Karadeniz'e bağlanmıştır. Ancak kentsel dönüşüm politikaları adı altında son 15 yılda özellikle yürütülen kentleşme anlayışı çerçevesinde artık yağmur denize ulaşamamaktadır. Çünkü önünde engel vardır. Betonlaşma nedeniyle araziler suyu çekilmemektedir. Ormanlar suyu engelleyecek, durdurabilecek özellikle değildir. Dereler, vadiler betonlaşmış, yapılaşmıştır. Hı hı. Ya da bir başka neden, altyapı konusundaki yanlışlıklardır. Bunu örnekleyecek olursak, çok sayıda dere, milyonlarca kamu kaynağı harcanarak kanalizasyon haline getirilmiştir. Ve az bir miktar yağmur yağması halinde bu dereler taşmakta ve sele neden olmaktadır. Yine pek çok sayıda dere kurutulmuştur bu dönemde. Kuru dere olmuştur. Bugün Gökhan Bey de çok iyi bilir. Adı cadde olan derelerimiz vardır. Büyükdere Caddesi geçmişteki yanlış uygulamalar nedeniyle, hı hı, eskiden yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle Büyükdere olmuştur, Büyükdere Caddesi. Bunun gibi çok sayıda yine caddeler söz konusudur. Dolayısıyla İstanbul'da sel olması mucizeyken
bugün herhangi sıradan bir yağmur sel haline dönüşebilmektedir. Hı hı. Bu ve aslında çok önemli bir tespit. Şimdi biz bu sel felaketlerini konuşurken, haberlerini aktarırken hep böyle betonlaşma üzerinden konuşuyoruz ama siz çok önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. Evet. Engebeli bir yapısı var İstanbul'un. Aslında akar gider diyorsunuz. Denize ulaşır. Evet, yani doğal, önü evet, kesilmezse. Evet, ulaşacağı bir yer varsa. Peki sellerin ardından yapılan açıklamaları biraz gündeme getirirsek eğer, bu bir sel felaketidir, afettir diyor yetkililer. Bununla arkasına deyim yerindeyse bir sığınma var. Yani neden yerel yönetimler bu yanlışı göremiyor? Onu sorayım size. Bakınız, yanlışlar devam ediyor. 2004 ile 2016 yılları arasında 162 kez ihale yasası değişti. Hı hı. Ve 15 yıllık son dönemde 200'e yakın değişim oldu ihale yasasında. Neden oldu? Bu işleri yapabilecek, yani kanalizasyon, altyapı, islah çalışmalarını yapabilecek nitelikte olmayan, ancak tek özellikleri iktidara yakın olan kimi şirketlere iş aktarmak yasa ve mevzuata göre mümkün değilken, mevzuat bir gecede değiştirildi, bu ihaleler gerçekleştirildi, ondan sonra mevzuat tekrar değiştirildi, başa dönüldü. Ve bu işleri yapan insanlar işin uzmanları değil. Yeterli sayıda mimar, mühendis, teknik insan çalıştırılmıyor. Geçmişte altyapı işleri yapmamışlar, referansları yok, bunu belgeleyecek durumda değiller. Ya da pek çok iş alınıyor ihalesi, bilinmeyen, bu işi hiç yapmamış taşeron firmalara aktarılıyor ve o şekilde sürdürülüyor. Kamu denetimi yok. Hı hı. Yerel yönetimler ve devlet su işleri idaresi kendi yaptığı altyapı işlerinde gerçek anlamda bir kamu denetimi sağlamıyor. Hı hı. Ve niteliksiz olarak yapılan, projelendirilmesi de niteliksiz olan ve denetimi de olmayan bu altyapı işleri seli de tetikleyen unsurlardır. Bugün kentsel dönüşümün yarattığı aşırı betonlaşma sonucunda hangi altyapıyı yaparsanız yapın bunu karşılayamazsınız. Çünkü kentleşme eşikleri aşılmıştır. Hı hı. İstanbul'da örneğin 2007-2008 yılında hazırlanan 1/100.000 çevre düzenini planında şöyle bir eşik konmuştur. Bu kentin nüfusu maksimum 15 milyon insanı taşıyabilir. Ve kentin hareketli nüfusuyla, yaşayanlarıyla birlikte 17 milyonu nüfusun aştığı tespit ediliyor. Ve bu koşullarda kentin yeşil olan eşiklerinin aşıldığı ifade edilmektedir. Bu şu demek, artık bu nüfustan daha fazla bir nüfusu İstanbul kaldıramaz derken, bugün çok sayıda kentsel dönüşüm planları adı altında bir takım planlarla kentin nüfusu artırılıyor. İstanbul'un kuzeyindeki orman alanlarına yeni kentler kuruluyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın başını çektiği bir propagandayla İstanbul'un hem doğusu hem de batısında, kuzey bölgelerinde yeni kentler inşa ediliyor. Şile ve Kilyos çevrelerinde yoğun bir yapılaşma söz konusu. Hı hı. Bunu kaldıracak bir kent nüfusu yok. Bütün bu koşullara baktığımızda normal bir yağış yağdığında bunun sele dönüşmemesi mümkün değil. Böyleyse bir kere aslında mutlaka durdurulması ve planlama süreçlerinin yeniden başlatılması. Tam da oraya gelecektim. Şimdi biz burada bu konuyu açarken İstanbul bu görüntülerden nasıl uzaklaşır? Yani her yağmurun arkasından bu görüntüleri görecek miyiz diye endişe ediyoruz ya. Hani bu nasıl tersine çevrilir diye soracaktım ama sizin anlattıklarınız biraz daha o tabloyu karamsar hale getiriyor anladığım o. Bir kere tabii toplumun, kurum ve kuruluşların, siyasetin bir konsensüse, ortak bir anlayışa sahip olması gerekir. Bu şehir daha fazla nüfusu kaldırmıyor. Bunu yasakçı, otoriter bir anlayışla engellemek değil,
Planlamayla bunu hayata geçirmek gerekir. İnsanların seyahat etme özgürlüklerini ortadan kaldırmak yasakçı bir anlayıştır. Otoriter bir yönetim anlayıştır. Ama sınırsız bir şekilde İstanbul'un betonlaştırılması da yine otoriter ve rantçı bir anlayış doğrusunda gündeme getirilmektedir. Bu bu şehre, ülkeye dayatılmaktadır. Bunun bedelini biz canlarımızla, mallarımızla ve eşsiz doğa güzellerini kaybederek ödüyoruz. Bugün alınacak pek çok tedbirler var. Onu tabii ki program içerisinde tedbirleri mutlaka gündeme getireceğiz. Evet, gelmemiz gerekiyor. Ben Sayın Gökhan Zeybe'ye döneyim burada. Siz de yıllardır yerel yönetimlerin içindesiniz. Hali hazırda Sarıyer Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak da görevinizi sürdürüyorsunuz. İstanbul'un bu yaşadığı son felaketi size sormak istiyorum ama devletin ve Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali açısından ne dersiniz? Varsa hangi ihmaller söz konusu? Sizi dinleyelim. Ben de önce bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Mimar Odamızın genel başkanıyla da birlikte olmaktan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Şimdi tam da Eyüp Başkan'ın bıraktığı yerden söze başlamak istiyorum. Aslında sadece İstanbul'un planlanması değil, bence Türkiye'nin planlanmasında ciddi hatalar yapılıyor. Şimdi İstanbul'u yanlış planlamak ne demek? Evet, 1/100.000 ölçekli metropolitan planlama merkezinde yapılan plan çalışmalarında İstanbul'la ilgili öngörülen bir maksimum yaşayabilir ve sürdürülebilir bir nüfus vardı. Ama şimdi Türkiye'nin bütün kentlerinde, bütün coğrafyalarında İstanbul'a göç verme eğilimi var. İstanbul'u kurtarmak aynı zamanda İstanbul'un dışındaki kentleri de kurtarmaktan geçiyor. İstanbul'u planlamak aslında Erzurum'u planlamaktan, Erzincan'ı planlamaktan, Tokat'ı planlamaktan, Çorum'u planlamaktan geçiyor. Şimdi o konuya gireceğim ama Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkmış ve bu milletvekili sayılarının tamamı nüfus artışlarına karşılık geliyor. Ve biz bu sayının büyük bir çoğunluğunu birkaç büyük kente vermiş durumdayız. Türkiye'nin Anadolu'su göç kaybediyor ve bu bir plan dahilinde yapılıyor. Şimdi 100 binlik planda İstanbul dedi ki 15 milyon üzerine çıkmaması gerekir. Bu ne demektir? İstanbul'un yeşil alanlarının korunması gerekir. Şimdi hemen ben bu geçtiğimiz yıldan bu yana merkezi alanlarda bulunan ve kentin yerleşik nüfusunun yoğun olduğu yerlerde ağırlıklı olarak yeşil alanlar neydi? Hazine tarafından askeriye tahsis edilmiş alanlardı. Şimdi son zamanlarda yeni bir plan anlayışıyla askeri alanların tamamı da bakın Esenler'de 9 milyon metrekarelik bir alan. Onun dışında Hastal, yakın gelecekte Tuzla, Habibler, belki Küçükyalı, bütün bu bölgelerdeki askeri alanlar, yani kentin yaşam alanları içinde bulunmuş olan yeşillerin de tamamı da yapılaşmaya ve yeni nüfus hareketlerine açılmış olacak. Şimdi sel konusunda Büyükşehir'in hatasına geçmeden şunu belirlememiz gerekiyor. Deprem evet bir afettir, tayfun bir afettir ama yağmur, yani yağmurun yağmasını bir afet olarak tanımlamak son derece yanlıştır. Şöyle çünkü tanımlanıyor, eğer biz, 2 saatte yağması gereken yağmur bakın, yarım saatte yağıyorsa o bir afettir. Biz zaten bu yağmurun hangi zaman diliminde yağacağını ve hangi yoğunlukta yağacağını önceden bilimsel verilerle biliyoruz. Şimdi asıl olan şu, başkan söyledi, yağmur ormana yağdığı zaman bir sorun yok. Yağmur tarım alanlarına yağdığı zaman bir sorun yok. Yağmur mücavir alanlara yağdığı zaman bir sorun yok. Nereye yağdığında sorun çıkıyor? Yağmur şehir merkezlerine yağdığında da sorun çıkmıyor. Yağmur akışkanın denize ulaşması, akarsuya ulaşması önündeki engellerle karşılaştığında bir afete dönüşüyor. Yani siz İstanbul'un dere bantları ya da dere güzergahlarını siz imar açarsanız ve normal olarak milyonlarca yıldır var olan dereleri, yollarını ve güzergahlarını değiştirerek oraları konut ya da ticaret ya da fabrika arazisine dönüştürürseniz tabii ki sel önüne geleni alıp götürecektir. Şimdi bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun neresinde?
Şimdi İstanbul'un önemli ulaşım akslarının tümünü battı çıktılarla çözdüler. Yani yeraltı kavşaklarla çözdüler. Ve trafik nerede, ulaşım nerede sorun yaşıyor? Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bütün alt geçitler ilk yağmurda suyla doluyor ve şehrin ana ulaşım aksları tıkanıyor. Bu güzergahta bulunan bütün araçlar da suya gömülüyor. Sizin televizyonunuzda ve diğer televizyonlarda karayolunda yüzen insan fotoğrafları ve videoları da oralarda çekiliyor. Hı hı. Şimdi bu bir mühendislik yanlış. Bu bilinmez bir olay değil ki. Sonuçta siz 15 metre genişliğinde, 200 metre uzunluğunda toplam 3000 metrekare bir battı çıktı yeraltı geçitine saatte isterse 50 kilogram metrekareye yağış düşecek olsa bunu tahliye edecek olan projeleri yapmış olsanız burada bir sorun oluşmaz. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi yanlışlık nereden geliyor? Şimdi bakın Ayamama Deresi. 2009 yılında Ayamama Deresi'nde çok ciddi sayıda İstanbul insanımızı kaybettik. Evet, 31 kişi hayatını evet. kaybetti. Önemli. Neydi Ayamama Deresi'ndeki felaketin temel sebebi? Derenin bir akış güzergahı var. Siz bu akış güzergahının üzerine köprüler yapıyorsunuz. Altına menfezler koyuyorsunuz. Ve bu suyun o menfezlerden geçerek Marmara Denizi'ne ulaşmasını öngörüyorsunuz. Ama yağışın debisi ve hacmi bu menfezlerden geçmeye müsait değil. Bir. İkincisi de buraya gelecek olan herhangi bir yağışla birlikte gelecek, selle birlikte gelecek olan kimi partiküllerin, kimi molozların orayı tıkamasıyla da birlikte geri planda geniş bir göl oluşturuyor. Bir şey söyleyeceğim, burada araya girmek istiyorum. Yani uzun süredir de İstanbul'u yöneten bir iktidar var. Tam 23 yıl. Yani bu 23 yılda doğru projelendirme neden acaba hayata geçemedi? Yani bakın, küçük ilave yapayım bu arada. Sizin sözünüzü bölmek istemiyorum. Önemli Ayamama Deresi'ne değinmeniz çok yerinde bir şey. Tabii bu tesadüf değil. Biz Mimarlar Odası olarak bu afeti öngördük. Yani buraya yapılaşırsa biraz önce Gökhan Bey'in ifade ettiği afeti öngördük ve yapılan plana Ayamama Deresi çevresini yapılaştırdığı ve bunun doğal felaketlere yol açabileceği, yeşil alan miktarlarını azaltabileceği gibi nedenlerle ve tabii ki hukuka aykırı, şehircilik ilkelerine aykırı olması nedeniyle dava açtık. İki kere iptal edildi plan. Ancak bu yapılaşma özellikle dönemin başbakanı tarafından bu yapılacak, bu kasıtlı dava açılıyor, bunu biz gerçekleştireceğiz denmiş. Hatta bu davayı açan meslek odamız bizzat tehdit edilmiştir. Dolayısıyla burada afet bizzat göre göre gelmiş evet. ve davet edilmiştir. Evet, başkanıma teşekkür ediyorum. Hatta 2009'daki Ayamama faciasından sonra 2011 yılında bu dere üzerinde bulunan geniş imara kapalı alanlar bugün ülkeyi yönetenler tarafından en büyük tehdit olarak görülen Fethullah Gülen cemaatinin üniversitesine yapılabilmesi için imara açılmıştır. Bakın geçtiğimiz dönem içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayamama Deresi'nin etrafında bulunan imara kapalı alanları Fethullah Gülen'in Fatih Üniversitesi'nin yapılabilmesi için mecliste bizlerin red oylarıyla, bu haklı gerekçelerle, bütün bu yaşananlarda dayalı olarak yapmış olduğu muhalefete rağmen oy çokluğuyla geçirilmiştir. O geçirdikleri planları da bu 15 Temmuz'un sonrasında da tekrar aynı belediye meclisinden bu kez iptal etmişlerdir. Niye taşkının ya da sel felaketinin yol açtığı alanlar imara açılır? Çünkü bizi izleyen herkes biliyor ki imarsız alanların gayrimenkul değeri yoktur. Oralar imarı olmadığı için ucuzdur. Eğer birileri tarafından, iktidara yakın mahveller tarafından, şirketler tarafından ya da cemaatler tarafından ya da tarikatlar tarafından buralar çok uygun fiyatlarla, çok geniş alanlar kapatılırsa sonrasında da Büyükşehir Belediye Meclislerinden de buralar imara uygun hale getirirlerse inanılmaz bir rant çıkar.
kentin zaten en temel sebebidir bu. Sayın Başkan söyledi, İstanbul kentinin yeşil alan miktarının azlığından bahsetti. Büyükşehir Belediyesi halkımızı kandırıyor. Şöyle kandırıyor. 2014 yılında yasayla birlikte İstanbul'un bütün köyleri İstanbul kentinin mahallesine dönüştü. O zaman tabii biz Çatalca'nın köyleri de, Silivri'nin köyleri de, Şile'nin, Sarıyer'in bütün köyleri İstanbul'un mahallesi oldu. Mahalle olunca da bu köylerde bulunan bütün yeşil alanlar da kentin yeşil alanına dönüştü. Yani kentin merkezinde olmayan yeşil alanlar bu kez İstanbul kenti, Silivri... Bir aktif yeşil alan kavramı da var. Kavramı budur işte. Aktif yeşil alan kavramıyla bu kentin içindeki yeşil alan, Büyükşehir Belediyesi'nin biz işte kentin yeşil alan miktarını 1.2'den 10 metrekareye çıkardık dediği nokta budur. Şile'nin bütün köylerindeki yeşil alanlar kentin aktif yeşil alanları aslında olarak... Aslında kolayca kişinin ulaşması gerektiği yani bir yeşil alanın varlığının söz konusu olması gerekiyor değil mi? Yeşil alandan kastedilen şudur. Sizin yürüme mesafesi içinde yaşlıların, engellilerin, çocukların, yetişkinlerin her günün her saatinde yapabilecekleri bütün etkinliklerde kullandıkları yeşil alan miktarıdır. Yol kenarları buna dünyanın hiçbir yerinde dahil edilmez. Otoban kenarları dahil edilmez. Peki. Biz de dahil ediliyor. Peki bunu konuşalım. Hem yerel yönetimlerin bu yöndeki eksiklikleri bize ne düşüyor? Vatandaş olarak biz ne talep etmeliyiz? O site içinde birkaç bloklu o yerlerde oturmalı mıyız? Bunu talep mi etmeliyiz? Buna nasıl yaklaşmalıyız? Ama konuşalım. Bir cümleyle tarif etmem gerekiyor. Bakın İstanbul... Reklam arasına gideceğim. Çok kısa. Döneceğiz tekrardan. İstanbul'un Sarıyer ve Üsküdar'ında denize 2 metre mesafedeki yollar eğer 20 santim, 30 santim, 40 santim yüksekliğinde su ile doluyor ve bu güzergahtaki bütün araçlar suya gömülüyorsa bunun ne yağış akışkanlığıyla ne kentin planlamasıyla bir ilgisi yok. Bunun o görüntüleri acaba sorguluyor muyuz yoksa bir magazin malzemesi haline mi getiriyoruz? Onu da konuşalım. Tek bir sebebi var. Buyurun. İstanbul'un kaldırımlarını beton yapmak için bir şirketin Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmasıdır. Peki bu önemli bir iddia. Açarsınız umarım. Bir reklama gideceğiz. Yeniden karşınızda olacağız. ...96.4 Cem Radyo. Kazancınıza kazanç katmak için... ...Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com. Seslerin kesildiği bir ortamda Cem TV yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. 15 Eylül günü Cem TV yeni yayın dönemine başlıyor. Türkiye'nin bütün güzelliklerinin, bütün renklerinin olduğu, farklı görüşlerin olduğu bir yayın dönemi olacak. Sadece bir kişinin talimatıyla belirli çerçevede yayın yapan birçok televizyonun olduğu bir yerde Cem TV sizlere farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım kazandıracak. Türkiye'de gerçekleri izleyebileceğiniz, gerçekleri görebileceğiniz, farklı kesimlerden, farklı dillerden görebileceğiniz bir televizyon olacak. Sizin de izlemenizi bekliyoruz. Spor, ilham kaynağı yaratan harika bir dil. Bu güzel dili 18 Eylül'den itibaren Cem TV'de doyasıya yaşayalım. 15 Eylül'de yeni yayın dönemine başlayacak olan Cem TV'nin medyada bir hava deliği olmasını umuyoruz. Uzun yıllardan bu yana takip ettiğimiz tarafsız ve bağımsız habercilik anlayışının
yeni dönemde de süreceğini biliyoruz. Siz de Cem TV'yi izleyin, Cem TV'ye destek olun ve bu kirlenmiş medya ortamında alternatif bir kanalın yaşaması için el birliğiyle Cem TV'ye omuz verin. Halkımız doğru haber almak için tutunacak dal arıyor. İşte o tutunacak dallardan bir tanesi de tartışmasız Cem TV. Yoksa Cem TV'nin sadece bizim için değil, şu anda Türkiye için çok önemli bir misyonu var. Bu misyonda da açıkçası ben yeni dönemde Cem TV'nin yeni yönetimine ve yeni yüzlerine başarılar diliyorum. Başlayayım. Cem TV, demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin sesidir. Cem TV yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Ben Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Noğlu, yeni yayın döneminde Cem TV'ye başarılar diliyorum. Her ne arar isen kendinde ara. Hacı Bektaş Veli. Evet, özel yayınla yeniden karşınızdayız. 15 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alan İstanbul'u ve sorunlarını konuşuyoruz. Stüdyomuzda Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp Muhçu ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Zeybek var. Aslında siz yanlışların neler olduğunu altına çizdiniz. Nelerin yapılması gerektiğini de söylediniz. Bu tezelden bizim artık bu görüntüleri görmemek için özellikle her yağmurun ardından bir endişe de taşıyor dedik artık vatandaşlar. Sıcaklık farkının ardından bir yağış ya da ne gelecek diye. Neler yapılması gerekiyor? Biraz bunu konuşalım isterseniz sizinle sayın. Tabii dünyanın hiçbir ülkesinde hava durumuyla bu kadar yakın ilgilenen bir halk yoktur. Çünkü hava koşulları İşte kentleşmede yaratılan yanlışlar nedeniyle afete, felaketlere dönüşmektedir. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Dünyanın başı küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişiklikleri nedeniyle belada. Hı hı. Ve bu belanın en büyük sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyaya en çok emisyon gazı aktaran, zehirli gazlar, çevreyi kirleten, bir takım işler yapan Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Bunu örneğin yoksul bir ülke yapmış olsa onun başına dünyada gelmedik meseleler kalmaz. Şimdi bu koşullarda tabii ki kimi nedenlerle yağmur geçmişi gibi düzenli yağmıyor. Hı hı. Doğa olayları kendi düzenini kaybetmiş durumda. Bir haftada yağacak yağmur bir günde yağıyor, birkaç saatte yağıyor. Bunun yarattığı kimi sorunlar olabilir. Evet. Bunu kabul edelim. Yani bir saat içinde çok yüksek miktarda bir yağmur yağıyorsa bunu sorunsuz atlatamazsınız. Hı. Ama önemli olan bu sorunu küçültmektir. Mesela metroların işte su basması ne kadar normal? İşte burada büyükşehir belediyeleri ya da merkezi hükümet yatırım kararları alıyor. Hı. Halkın milyarlarca TL kaynağını buralara aktarıyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin %60'ı ulaşıma ayrılmaktadır. İşte yağmurdan en çok etkilenen alanlar ulaşımlar. İşte bu otoyollar, otobanlar, sokaklar göle dönüyor, nehirler haline geliyor. Demek ki halkın paraları çöpe atılıyor. Bunu sorgulamamız gerekir. Bu küresel ısınma karşısında bizim en büyük savunma mekanizmamız ormanlar, ekosistemdir. İşte ekosistemi korumak gerekir, bunu ortadan kaldırmamak gerekir. Bunun yarattığı sorunlarla biz nasıl mücadele ediyoruz? Asıl mesele budur. Hı hı. Yani kamu yönetimleri, sivil halk, kuruluşlar, kurumlar, biz bu küresel ısınmaya karşı nasıl önlemler alıyoruz? Hı hı. Evet, yurttaş kendi parkına sahip çıkmak için sokağa çıkıyorsa, eylem yapıyorsa, demokratik hakkını kullanıyorsa bilelim ki onun hem demokratik meşru hakkıdır, hem de o yurttaş kendi yaşam alanını savunurken küresel ısınmaya karşı bir çözüm önermektedir.
İşte kentin içerisindeki bu bostanlar, parklar, rekreasyon alanları, yayalaştırılmış alanlar yaşam kalitesini yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Bunlara yönelik özellikle son dönemlerdeki olumsuz bakış uygulamalar ciddi tehdit oluşturmaktadır. O parklar, bostanlar korunursa o yağmur toprakla bir şekilde buluşacak. Tabii ki bu bizim hayatımıza olumlu bir katkısı olacak. Bakınız bugün işte Tarihi Yarımada'daki bostanlar, Tarihi Yarımada'nın yeşil ihtiyacını karşılamak açısından son derece önemlidir. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı bu bostanlara gözünü dikmiştir. Halk direndiği için bugün bostanlar korunabilmektedir. Önemli ölçüde zarar görmesine rağmen. Bakınız Göztepe'de Göztepe Parkı o bölgenin park ihtiyacını karşılayan yetersiz de olsa tek parktır. Bugün yanlış bir uygulamayla metro inşaatı gerekçe gösterilerek Göztepe Parkı ortadan kaldırılmaktadır. Metro çıkış yeri, istasyonu Göztepe Parkı'nın tam ortasına konmakta. Bütün park yayalaştırma ve betonlaştırılmak suretiyle yok edilmektedir. Biz dedik ki Mimarlar Odası olarak Kadıköy Belediyesi'nin de itiraz ettiğini ben biliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne henüz plan askıya çıkmadan dedik ki güzergahı değiştirin. Bu da mümkün, yol yordam da gösterdik. Fakat gelen yanıt şudur: değiştiremeyiz çünkü müteahhit firmaya yer teslimi yapmıştır. Müteahhit firmaya yer teslimi yapılmış olması nedeniyle Göztepe Parkı feda edilebilir mi? Edilemez. İşte bu yanlışların ortadan kaldırılması gerekir. Bakınız İstanbul'un sahil alanları kente önemli rekreasyon ihtiyacını karşılaması açısından hizmet ediyordu. Buralar gittikçe yapılaşıyor. Büyükşehir belediyeleri buralarda bir takım işletmeler kuruyor. Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediye Yasası'nda yapılan değişiklikler sonrasında ilçe belediyeleri adeta kendi belediye binalarına hapsedilmişlerdir. Onun dışına adım atamaz durumdadırlar. Pek çok belediyeyi sayabiliriz. Belediye başkanları dışarıya adım attıklarında Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanlarıyla karşılaşılmaktadır. Örnek verelim. İşte Kartal Belediyesi meydanı. Kartal Belediyesi bu meydanla ilgili bir düzenleme yapamamaktadır. İstese dahi buranın rekreasyon yeşil alanı olarak, bir meydan alanı olarak, çağdaş modern bir meydan alanı olarak kentlere katılmasını yapamamaktadır. Çünkü karşısına Büyükşehir Belediyesi ve merkezi otorite çıkmaktadır. Benzer şekilde pek çok belediye bu durumdadır. Dolayısıyla bir otoriter sistem eliyle bunlar yürütülmektedir. Giderek Büyükşehir Belediyesi de otoriterleşmiştir. Her ne kadar Sayın Kadir Topbaş ortalıkta gözükmese de onun yetkileri Ankara tarafından kullanılarak bu politikalar yürürlüğe sokulmaktadır. Başka bazı unsurlara da değinerek özellikle bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bakınız yanlış kararlar nedeniyle kentteki yaşam kalitesi düşmüştür dedik. Yeşil alan, rekreasyon alanlarını örnek gösterdik. Bunun dışında çok sayıda gökdelenler yapılmaktadır. Modern ülkelerde, şehirciliğin geliştiği yerlerde gökdelene ya izin verilmez ya da gökdelenlerin yapılacağı bir bölge tarif edilir. Planlama kapsamında gökdelenler orada yapılır. Son dönemde İstanbul gökdelen tarlasına dönüşmüştür. Bu gökdelenlerin kentin nefes alma ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını biliyoruz. Çünkü rüzgarı kesiyorlar. Rüzgar özellikle Temmuz-Ağustos aylarında kentin ihtiyacı olan bir şeydir. İnsanlar bundan serinlerler, nefes alırlar. Özellikle astım hastaları, yaşlılar, çocukların ihtiyacıdır bu. Bunu karşılayamaz duruma geldik. Yine bu gökdelenler ve çok sayıda yapılar cam yüzeylerle kaplıdır. Bu cam yüzeyler sentetik malzemeler ya da plastik malzemeler kullanılmaktadır. Bunların ışığı yansıtması nedeniyle kentin ısısı da artmaktadır. Tamam, aslında her yapılaşma ekosisteme zarar veriyor. Bunun çok iyi bir şekilde planlanması gerekiyor. İstanbul'da bir planlama sorunumuz var. Hem de oldukça büyük. İşte bütün bunlar nasıl yapılıyor? Bir algı yönetimi var. Eğer İstanbul'un ormanları yok edilecekse ekolojik orman deniyor.
tarım alanları yapılaşmaya açılacaksa ekolojik tarımı açıyoruz deniyor ya da turizm alanını açıyoruz deniyor. Ve bir algı yönetimi var. Ekoloji bir betonlaşmanın propagandası haline getirilmiştir. Halbuki ekoloji bir ekosistemin korunması, bu ormanların, yeşil alanların, tarım alanlarının bütün olarak ekosistemin korunması anlamına gelirken bu bir algı yönetimi ile bu alanların elden çıkmasına neden olmaktadır. Sonuçta kent yaşam kalitesini kaybetmektedir, yaşanmaz hale gelmektedir. Bunu yine farklı göstermek için uluslararası şaibeli kuruluşlar tarafından düzenlenen bir takım yarışmalar var. Para veriyorsunuz, Bulgaristan'daki, Dubai'deki ya da başka bir ülkedeki kuruluşa, şirkete para veriyorsunuz. İstanbul'u dünyanın en yaşanılır kenti ilan ediyorsunuz. Bu para karşılığında. Ve bu da başka bir şey. Halbuki işte bunlar yapılan yanlışların üzerini kapatan bir şey. Biz artık bu yanlışların üzerini örtmeyeceğiz. Oturacağız kamu yönetimleriyle, hükümetle, diğer kuruluşlarla samimi bir şekilde bu sorunları tartışıp çözüm yolları bulabileceğiz. Hı hı. Yani şimdi 15 milyon nüfusa sahip dünyanın en büyük metropoli dedik. Bir sürü de sorunu var ama buna rağmen yine de birçok kişi İstanbul'dan kopamıyor. Tabii ki daha yaşanılabilir bir hale getirmek mümkün olabilir. Bunun siz de örneklerini veriyorsunuz. Gökhan Zeybek, size bir kere daha döneyim. Siz önemli bir iddiada bulundunuz. O iddiayı biraz açar mısınız? Şimdi bakın, Üsküdar'da Karayla Sahil'in buluşmasının altında başka bir şey yatıyor tam dediniz. Tam temel fıkrası gibi bu. Yani su denize ulaşamıyor ama insanlar yüzerek denize, yol üzerinden yüzmeye başlayarak denize ulaşabiliyorlar. Şimdi İstanbul'da tabii yüz binlerce metre uzunluğunda, yani yüzlerce kilometre uzunluğunda ana yollar var. Binlerce kilometre uzunluğunda da ara yollar var. Ve bunların tamamına yakınında da kaldırımlar var. Şimdi normalde biz yolları tamam parke taşı ya da asfaltla bir biçimiyle kaplamayla kaplarsınız. Ama siz kaldırımlarınızı üzerindeki suyu geçirgen, altındaki toprağı, altındaki alt katmanlara geçirecek olan bir malzemeyle yaptığınız anda kaldırımlar üzerine düşen, yani milyonlarca metrekare arazi, yol ve kaldırım üzerine düşen suyu biz aslında drene ederiz. Bunun bir faydası vardır. Yeraltı su seviyemiz belli bir zenginliğe ulaşır. İstanbul yeraltı su zenginliği açısından çok fakir bir şehirdir. Biraz sonra depreme geldiğimiz zaman bunun yaratacağı tahribatları öğreneceğiz. Fakat İstanbul'da 5 yıldır bir İstanbul'un başına bir beton firması peydah oldu. Kentin bütün yollarını, bütün kaldırımlarını betonla kaplıyorlar. Hatta bunun üzerine bir de perde atılıyor. Yani artık tamamen pürüzsüz bir hale gelsin. İçine bile su emmeyecek bir hale gelsin. Bütün yağış olduğu gibi kayarak ilk fırsatta yola, yoldan da kanalizasyon ya da yağmur suyu şebekesine gitsin biçimde yapılıyor. Bunu dikkatini çekmek istiyorum. Bütün İstanbul halkının dikkatini çekmek istiyorum. Şu an bütün hızıyla da bu çalışmalar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi bir yanlışın içinde. Bu yanlıştan hızla dönmesi gerekir. Üsküdar ve Boğaz'daki yaşanan durum şu. Bakın bizim Avrupa yakasındaki Boğaz'ın yayalarının daha geniş kullanabilmesi için denize kazıklar çakılarak yaya alanları genişletildi. Fakat yaya alanlarıyla ulaşım yolları ya da Boğaz'a bakan dik sokaklardan gelen yağmur sularının denize ulaşmasının önünde engel nedir? Yeni yapılan kaldırımlar. Kesintisiz kaldırım yapıldı. Yani suyun hem Üsküdar'da, Avrupa yakasında da Beşiktaş'tan Sarıyer'imize kadar bütün bu alanlarda denize ulaşmasının önündeki en büyük engel Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu geniş kaldırımlar. Hiçbir boşluk bırakılmamış. Görenler bilir, küçücük mazgallar bırakılmış buralara. Bu mazgalları da yağmurla birlikte gelen atıklar, çöpler ya da naylon poşetler buralara tıkadığı zaman içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şimdi bakın, şunu kabul etmemiz gerekir ki, Sayın Başkan da Eyüp Bey söyledi, biz kenti planlarken sadece yağmur sularının meydana getirdiği yollardaki taşkınlardan ya da su baskınlarından bahsetmiyoruz. Belki bundan çok daha fazla
benim yoksul ve emekçi halkımın, fakir yurttaşlarımızın oturduğu apartmanların bodrum katları var. Ve en büyük tahribatı da onlar görüyor. Niye? Çok sayıda insan mağdur oldu. Neden görüyor? Şimdi siz Levent'te binlerce metrekare, yüz binlerce metrekarelik gökdelenler yaptırdığınızda bunlar yağmur sularını, atık sularını nereye veriyorlar? İSKİ'nin şebekesine veriyorlar. Peki bunlar zaten kentin en yüksek noktalarında. Yani buralardan başlayan atık sular beraberinde işte diyelim ki Gültepe'nin deresine indiğinde, Çağlayan'ın deresine indiğinde bu kez artık kanalizasyon şebekesi kendisine gelmiş olan bu atık suları ve kanalizasyon şebekesine yurttaşlarımızın da belki yönetmeliklere aykırı olarak bağladıkları yağmur suyu şebekeleri yüzünden tıkanmakta, kapasiteler artmakta ve bir müddet sonra da geriye tepmektedir. Nereye tepecek? Su en rahat, en düşük kota tepecektir. İşte o zaman da bizim bu dere kenarlarının, dere yataklarının kenarlarında bulunan gecekondu mahallelerimizdeki bodrum katlarında yaşayan yurttaşlarımızın tümünün ev ve iş yerleri de ilk yağmurla birlikte sular altında kalmakta ve en büyük zararı da bunlar görmektedir. Hı hı. Şimdi kenti planlarken, bakın diyelim ki biz siz hektarda 200 kişi, 300 kişi planlanmış ve altyapısı buna göre yapılmış. Elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı, yağmur suyu, kanalizasyon altyapısı buna göre yapılmış olan bir kenti siz Çevre Bakanlığı'nda ya da kentin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kararla yoğunluğunu 3 katına, 4 katına çıkardığınız zaman altyapının buna vereceği en büyük tepki iflas etmektir. Ve bunun sonucunda da oluşan problemler gündeme geldiği zaman sanki bu kenti 25 yıldır yöneten aynı zihniyet değilmiş gibi, sanki bu kenti 3 dönemdir aynı belediye başkanı yönetmiyormuş gibi Sayın Kadir Topbaş bizimle dalga geçer gibi diyor ki insanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olur diyerek de aklımızla da alay eder bir açıklama yapacak cesareti gösteriyor. Bir de son bir açıklaması oldu. Dün yaptı. Vatandaşı yeni bir sel uyarısına karşı uyardı. Durumuna karşı uyardı. Vatandaş teyakkuz halinde olsun dedi. Nasıl teyakkuz halinde olacağız? Bu tabii enteresan. Çaresiz bir belediye başkanının feryadı bu. Tabii bazen biz feryatta bulunabiliriz ama haklı mıdır? Yani yapması gerekenleri yapmış mıdır? İşte program boyunca anlatmak istediğimiz bütün bu yanlışları yaptı. Ve yanlışların merkez hükümet tarafından yapılması halinde onun önünde durmadı. Kendi makamını, koltuğunu korumak için merkezi hükümetin yanlışlarını eleştirmekten dahi imtina etti. Biz şahsen de zaman zaman Sayın Topbaş'la görüşüyoruz. Gizli Parkı'nı Cumhurbaşkanı ortadan kaldırmak istediği, tabii ki görüşme yapıyoruz biz. Sayın Topbaş diyaloğa açık birisidir. Ama bu yapılan görüşme ve toplantıların sonucu hayata geçer mi dediğiniz zaman geçmiyor. Çünkü kararları kendisi vermiyor. Kararları Sayın Erdoğan veriyor. Gezi Parkı'nda kararı merkezi hükümet adına Erdoğan vermiştir. Şehrin belediye başkanı, kamunun, halkın adına bu kentin sahibi olan Sayın Topbaş Gezi Parkı'na sahip çıkmamıştır. Gezi Parkı'yla ilgili yetki bendedir dememiştir. Bu tasarruf bende dememiştir. Burada kendisinin devre dışı bırakılması karşısında olur vermiştir, sessiz kalmıştır. Ama şunu biliyorum, Gezi Parkı'yla ilgili o olaylar başlamadan önce biz mesleğin, mimarlık mesleğinin duayenleriyle birlikte gittik Sayın Topbaş'tan randevu aldık, konuştuk kendisiyle. Dedik ki Sayın Topbaş, eğer Gezi Parkı betonlaşırsa burada halkın çok büyük duyarlılığı var. Bunu dikkate almanız gerekir. Bu yanlıştan dönün. Ve şahit olduğum bir şey var. O sıra İçişleri Bakanı ve valiyle görüşmeye gitmiştir. İçişleri Bakanı Muammer Güler'dir. Belki halkımız unutmuştur. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla kamuoyu tarafından biliniyor. Ancak Topbaş'ın bizim önerimiz olan Gezi Parkı ile ilgili sürecin durdurulması yönündeki talebini o
O dönemde İçişleri Bakanı Muammer Güler ve dönemin Başbakanı Erdoğan reddetmiştir. Bunu çıkıp kamuoyuna açıklayamamıştır. Yetkisini kullanmamıştır. Yani kendi yetkisini kullanmak yerine diğer merkezi idareye ricada bulunmuştur. İstirhamda bulunmuştur ve kabul edilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Yani Sayın Topbaş'ın feryat etmeye hakkı yok. Bütün bu görevlerini yaparsa tabii ki halka karşı bir istirhamda, ricada bulunabilir. Kaldı ki bunlar sadece bir yalvarış, dua anlamında değil, bilimsel olarak nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda halka yardımcı olacak bir takım tedbirleri dile getirir. Hı hı. Bununla ilgili tatbikatlar yapar. Mesela eğer bu kentte bu yanlışlarla birlikte sel oluyorsa, bir sel sırasında kamu yönetimleri nasıl davranacak? Bunun tatbikatı olması gerekir. Hı hı. Halkın ya da halkın sivil toplum kuruluşlarının nasıl davranması gerektiğine ilişkin toplantılar, tatbikatlar olması lazım. Yapılıyor mu? Hayır, hiçbiri yapılmıyor. Dolayısıyla bunlar başlı başına ve ciddi sorunlar. Yani burada artık yalnız, eğer artık iklim değişikliğinin sonuçlarını biz bu şekilde ekstrem doğa olaylarıyla görüyorsak bundan herhalde kaçış yok. Bundan sonra yapılmalı. Tabii ki. Yalnız burada biz eleştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlışlarını eleştiriyoruz. Gökhan Bey çok örneklerle bunu biraz söylüyor. Biraz sonra ilçe belediyeleri daha neler yapabilir? Ama onu soracağım. Şunu söyleyelim. Bakınız eğer sadece biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gündeme getirsek yanlış yaparız. Hı hı. Bakınız Ankara astım hastaları için, yaşlılar için ideal bir şehirdi. Astım hastaları Ankara'da, Ankara'nın havasının kalitesi dolayısıyla yaşayabilecekleri bir yerdi. Bütün o olumsuzluklarına rağmen. Bakınız son 25 yıldır aynı belediye başkanı yönetiyor. Gökçek yönetiyor. 25 yıldır kentin yeşil alanı kalmamıştır. Ankara'da sınırsız bir yapılaşma vardır ve bunun sonucunda Ankara'da artık nem var. Şu anda İstanbul'un neminden söz ediyoruz. İstanbul'da nem olması kadar doğal bir şey olamaz. Hı hı. Ancak bu yapılaşmayla, hı hı, bu düzensiz, sağlıksız kentleşmeyle bu nem oranı artırılmıştır. Hı hı. Onu yok saysak bile bir Marmara Denizi'nin ve Karadeniz'in üzerine oturuyor. Boğaz bu kentin denizin bir parçası. Denizin etkisi var nemde. Ve dolayısıyla kentin doğa koşullarından dolayı bir nem oranı var. Yani ortalama bir nem oranı var. Hı hı. Bunu aştığı için eleştiriyoruz. Ankara ise nem açısından en düşük kentlerden bir tanesiydi. Başkent. Hı hı. Başkentteki yanlışlar nedeniyle artık Ankara nemli bir kent. Hı hı. Siz Ankara'da yaz akşamı çıkardınız açık alanda çok rahat oturabiliyordunuz. Hatta ceketinizi giymek zorunda kalıyordunuz ve orada akşamları yazın çok güzel insanlar yaşamlarını konfor içinde sürdürebiliyorlardı. Artık bu bitti. Hı hı. Çünkü hızla gecesi gündüzü birbirine karışmış. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yine İstanbul'da tartıştığımız sorunlar büyük ölçüde Ankara'da yaşanıyor. Bakınız son dönemde İstanbul'a yağan yağış Ankara'ya yağsaydı Ankara'da çok büyük felaketler olurdu. Hı hı. Çünkü bu battı çıktı kavşaklar, düzensiz yollar, metroların düzensiz bilime, teknik koşullara aykırı giriş ve çıkışları, bütün bu yapılaşma koşulları dikkate aldığımızda çok büyük insan kaybı dahi verebilirdik. Hı hı hı. Ben sık sık görevim nedeniyle Ankara'da bulunuyorum. Çok küçük bir yağış olması halinde biz havaalanına erişemiyoruz. Yollar, hı hı, kapanıyor sudan. Hı hı. Bunu göz ardı etmeyelim. Bütün kent bileşenlerinin görüşleri alınmalı değil mi? Şehirde atılacak her adım öncesi. Bu işte burada, dediğiniz gibi metro olur, kavşak bakınız, olur. Bakınız görüş almayı bırakın. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'tan farklı olarak hiç diyalog almadığı gibi sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, sendikalarını tehdit ediyor. Hı hı. Cumhuriyet tarihinin en önemli okullarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörünü ve eğitim kadrolarını, öğrencilerini tehdit ediyor. Hı hı. İki gün önce yine buldozerlerle okula gireceğini, bir takım yollar yapılacağını ilan etmektedir. Bakınız iki tane kenti karşılaştıralım. İki kentte de büyük yanlışlar yapılmaktadır. Bu yanlışların
sorumlusu hem büyükşehir belediye başkanlarıdır ve asıl olarak merkezi hükümettir. İstanbul'dan yine örnek verecek olursak, bakınız İstanbul'da 100 milyar doların üzerinde merkezi hükümetin yatırımları vardır. Bu yatırımlarla bu şehir cennet haline getirilebilir. Ya da daha doğru bir ifadeyle cennet olan topografyası, doğal güzellikleri korunabilir iken bu paralarla bu kent batırılıyor. Aynı şekilde Ankara da batırılıyor. Ankara devlet eliyle ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eliyle batırılıyor ve bu kent eğer biraz sonra tartışacağız 17 Ağustos 1999 depremi Ankara'da olsa Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi Hükümet'in yaptığı yanlışlar nedeniyle bu kent çok büyük zarar görebilir. Şimdi Gökhan Bey'e döneyim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanlışlarını yapması gerekenleri konuşuyoruz ama ilçe belediyeleri bu sorunlara nasıl katkıda bulunabilir? Bununla ilişkin ne diyeceksiniz? Kısa olarak alacağım. Bir reklama gideceğiz dönüşte. Çünkü başka başlıklara geçeceğiz. Bir kere şunu belirtelim. Yağmurla birlikte meydana gelen problemlerimiz son derece görünür hale geldi ama Türkiye'nin yağış rejimi giderek azalıyor. İstanbul'un da yağış azalıyor. Yani Türkiye'de Trabzon, Rize ve Artvin'in dışında kalan illerimizin yani 78 ilimizde sistematik olarak küresel ısınma olabilir, yanlış planlama denebilir, başka nedenler de denebilir, tarım alanlarının iyi sulanamaması denebilir. Ama bizim yağışımız azalıyor. Bakın Türkiye'nin toplam su rezervleri, yıllık su rezervleri 100 milyar metreküp civarında. İstanbul'un içinde bulunduğu havza ise işte Bolu'dan başlayarak Ergene'ye kadar alalım. Şimdi bu bölgede yaşayan nüfusa yılda 2 milyar metreküpün üzerinde kullanım suyu gerekiyor. Şimdi biz yağmur yağdı, seller oldu, barajlar doldu. Hayır, bu sular hiçbir barajlara gitmez. Bu sular barajları dolduracak sular değildir. Çünkü bu yağmurlar barajların etrafındaki tarım alanlarını, toprak alanını ya da su havzalarını ıslatabilecek özellikte değildir. Yağış rejimleri değişmiştir. Yazın periyodik olarak çok yağış gelebilir. Yağışın debisi ani olabilir, hızlı olabilir, kısa süreli olabilir. Ama biz buradan şu bilgiyi halkımıza vermemiz gerekir. Bu yağışlar sebebiyle şunun bilinmesi gerekir ki kentin en önemli sorunlarından bir tanesi olan su meselesi de başlı başına bir sorun olarak durmaktadır. İçme suyu ve kullanma suyu meselesinde gelecekte yaşayacağımız sorunlar göz ardı edilmemesi lazım. Şimdi Bolu'dan Ergene'ye kadar olan bütün suları şu anda İstanbul DS ile birlikte yaptığı çalışmalarla bu kentin su rezervlerine getiriyor. Maksimlerine getiriyor. Oralardan bunların dağıtımını yapıyor. Ama Bolu'da, Düzce'de, Adapazarı'nda, Kocaeli'de yaşayan köylülerin su hakkı, Trakya'da, Ergene'de, Tekirdağ'da, Kırklareli'nde yaşayan köylülerin su hakkı meselesi gelecekte İstanbul'u yönetenleri ve Türkiye'yi bu manada yönetenlerin karşısına uluslararası mahkemelerde birer sonuç olarak çıkabilir. Çünkü su öncelikli olarak toplandığı yerde yaşayan halk tarafından kullanılması gerekiyor. Başka bir sorunun başka da... bir meseleyle karşı karşıyayız. Evet. Çok yani büyük bu mesele. Bu kenti planlarken bu kenti 15 milyonluk bir kentten şimdi kuzeye doğru kent büyüyor. Havaalanı ile birlikte 3. Asma Köprülü geçiş ve onun bağlantı yolları ve yan yollarla birlikte kentin kuzeyindeki 4 milyonluk bir kentle birlikte siz İstanbul'a turizmi de Suriyelileri de yabancı göçmenleri de koyduğunuz zaman yıllık 3 milyar metreküplük bir kullanım suyunu bu kente getirmek zorundasınız. Nasıl gelecek? Ne Düzce ve Bolu'nun dereleri ne de Kırklareli'nin Isıranca'nın derelerindeki toplanan bütün su İstanbul'a yetmeyecektir. O zaman biz İstanbul'un su problemini çözmek için bu kez İsrail'de, Arap ülkelerinde, çöl ikliminde yaşayan ülkelerin benzer sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız. Yani sadece kentin su ve sudan kaynaklanan afetleri ya da susuzluk gibi problemlerin ötesinde bu kenti planlarken, İstanbul'u planlarken aslında belki İstanbul'u bile dememek lazım. Bence planlamada kriter şehirler ve şehirlerin belirlediği siyasal sınırlar değil,
havzalar ve havzaların belirlediği coğrafi sınırlar üzerinden olması gerekir. Yani biz bu kentin planlamasını yaparken sadece İstanbul'u değil, Kocaeli'ni, Sakarya'yı, Düzce'yi, Yalova'yı, işte Bartın'ı, Bolu'yu, diğer taraftan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de içine alan büyük bir havzanın planlamasını yapmamız gerekiyor. Konuştukça çok başka belediyeler, başlıklar açılıyor, sorunlar belediyeler açılıyor. Bu işin neresinde olması çok gerekir? Çok kısa alacağım, reklama yani, gideceğim çünkü. Valla bu işin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler işin başında olması gerekir. Eğer bir başlık koyacaksak, Sayın Genel Başkanımız dün belediye başkanlarımızı topladı Ankara'da. Dedi ki onlara, büyük kentlerde yaşayan insanlar nefes almak için, özgürce yaşamak için, günün stresinden kurtulmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bulunduğu ilçelere akşam saatlerinde, hafta sonlarında akın ediyorlar dedi. Bence buradan çıkacak bir sonuç da bu kentin artık doğal afetlerden, taşkınlardan, sellerden ya da deprem riskinden korunması için artık ilçe belediyeleri nezdinde değil, büyükşehir belediyeleri nezdinde sosyal demokratlar tarafından yönetilmesinin zamanı gelmiştir. Peki, ara vereceğiz yeniden. Yeniden karşınızda olacağız. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fratpen. Yeni trend. 96.4 Cem Radyo. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com. Seslerin kesildiği bir ortamda Cem TV yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Güzel insanlar, merhabalar. İnsana dair ne var ise insanca yaşama adına her şey en güzel haliyle Cem TV'de olacak. Yeni yayın döneminde Cem TV'ye hep birlikte başarılar diliyorum. Cem yayın grubuna yeni yayın döneminde çok başarılar diliyorum. Bir önceki seneye göre daha fazla başarı diliyorum. Bir sonraki sene yine aynı şeyi söyleyeceğim. Cem Medya kuruluşuna yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Cem Medya belediye çalışmaları konusunda önemli yayınlar yapacağına inanıyorum. Tüm izleyicilere saygılar sunuyorum. Türkiye'nin ve İstanbul'un en güzel ilçesi Sarıyer'imizde yayın yapmakta olan Cem TV'nin 18 Eylül'deki yeni yayın döneminin Sarıyer'in en güzel yeşiliyle, Boğazımızın en güzel mavisiyle bütün insanlarımıza barış, kardeşlik, dostluk getirmesini ve ülkemizin ihtiyacı olan çok sesliliğe katkı yapmasını diliyorum. İyi ki Cem TV var, iyi ki Sarıyer'desiniz. Cem TV'de olmaktan ve Sarıyer'de yaşamaktan çok mutluyum. Thank you.
Hepimiz insanlıkta birleşiyoruz. Ayrımcılığa karşı sessiz kalmayın. Evet, İstanbul'u mercek altına aldığımız özel yayınımız devam ediyor. Sorunlar ne? Neler yapılması gerekiyor? Bunları konuşuyoruz iki değerli konuğumuzla. Bu bölümde isterseniz biraz depremi konuşalım. Büyük bir deprem bekleniyor. Bundan kaçış olmadığı yönünde ne yazık ki açıklamalar var. Bu hepimizi de korkutan bir gerçeklik. Ne kadar hazırlıklıyız bunu konuşmak istiyorum. Size hemen söz vereyim Sayın Zeybek. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 18 yıl geçti. Bu sürede depreme ne kadar hazırlandık, ne kadar bilinçlendik, yapılan çalışmalar neler, ne kadar yeterli, ne demek istersiniz? Önce tabii çok sayıda dostumuz çevre felaketleriyle ilgili bize görüş ve düşüncelerini aktarıyorlar. Onların çok geniş bir konu, çok fazla sorun var. Buradan onlara başka bir zaman diliminde onların sorunlarını gündeme getireceğimizi belirterek şöyle söyleyeyim. Bence Türkiye depremi yanlış tartışıyor. Yani deprem dediğimiz olayın kendisi eğer bir yer sarsıntıysa, bir zemin hareketi ise bunu tamam jeofizikçiler, yer bilimciler tartışsınlar. Ama bence bu biz depremi gündeme getirdiğimizde konu kentlerse, sağlıksız yapılaşmaysa o zaman biz bunu gene planlama çerçevesinde bakmamız gerekir. Hı hı. Maalesef Türkiye'de gerek görsel yayın organları, gerek televizyonlar, gerek gazetelerde ne zaman bir deprem sorunu ortaya atılsa hiç bu konuda bence bilimsel verilerini açıkladıktan sonra görüş açıklamaması gereken uzmanların geriye çekilerek kenti planlayanların deprem riski karşısında kentin nasıl planlanması gerektiğindeki görüşü olanların konuşması lazım. Yani yanımda İstanbul Türkiye Mimar Odası'nın genel başkanı var. Onun olduğu bir ortamda konuşmanın rahatlığı için de söylüyorum. Ama biz deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili ipe sapa gelmez bir yanlışla yürüyoruz. Biz çürük ve sağlıksız yapılmış, işte deniz kumuyla yapıldığını, işte demirinin nervürlü demir olmadığı dönemlerde deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmamış, denetimden geçmemiş olan binaları yıkarak bunların yerine, bunlardaki imar haklarını da arttırarak, oradaki yaşayan insanlar ve müteahhitin haklarını da gözeterek, emsalleri birden ikiye, ikiden dörde çıkararak, yapı kalitesini arttırarak yaptığımız çalışmalarla deprem riskini azalttığımızı ortaya koyacak bir anlayışa sürükleniyoruz. Bu AKP'nin rant anlayışı. Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde 2030 yılına kadar biz İstanbul kentinde büyük bir deprem bekliyoruz esprisinin altında yatan gerçek de hala bu kentin nasıl depreme karşı korunması gerektiği konusundaki temel görüşün farkına varmaması ya da farkına vardığı bu görüşün İstanbul kentindeki müteahhit lobilerinin çıkarlarına uygun olarak yeniden şekillenmesi ve ona uygun konuşmasıdır. Bakın deprem riski karşısında biz bu kenti planlayacaksak bu kentin altyapısını, bu kentin yeşil alanlarını, bu kentin donat alanlarını, bu kentteki eğitim kurumlarını, bu kentin ormanlarını, bu kentin havzalarını, su kaynaklarını, derelerini planladıktan sonra geriye kalan alanlardaki kentin nasıl konut ya da iş yeri ya da ticaret ya da hizmet sektörlerine tahsis edileceğini planlamamız gerekir. Şu an İstanbul'un AKP'li belediyeler tarafından yönetilen ilçelerinde ciddi bir yanlış yapılıyor. 1970'li yıllarda bu kente göç etmiş bir işçi ailenin çocuğu olarak söylüyorum. Yaşamımda, 50 yıllık yaşamımda 3. kez kentin yıkılıp yapıldığını görüyorum. Bu kafayla giderlerse bu kent bir kez daha yıkılıp yeniden yapılacak. Çünkü sadece deprem riskini ortadan kaldırmak için betonarme yapıların iyileştirilmesiyle meydana gelecek olan riski azaltma faydası, bu binalarda yaşayan insanların yaratacağı ulaşım, çevresel problemler, psikolojik sorunlar, sosyal problemlerin meydana getireceği çatışma, gençlerin
kendilerini yeteri kadar enerjinin harcayacak yeşil alanlardan uzaklaşması sebebiyle uyuşturucu ya da madde bağımlılığının kentlerimizde hızlı ve yaygın biçimde artmasıyla meydana gelecek olan ağır faturanın kamuya ve insanımıza maliyeti bugünden çok daha ağır olacaktır. Şimdi bakın kenti bizi izleyen herkesin şunu bilmesi lazım. Deprem riskini ortadan kaldırmayla ilgili ne zaman AKP kadroları tarafından bir yaygın politika ortaya atılsa ya kent kuzeye doğru genişleme eğilimine giriyor ya da kentin yeşil alanlarının imar açılması gündeme geliyor. Yani iki şeyi birbirinden karıştırmamak gerekir. Açılmış olan Sayın Başkan söyleyecektir. Çok sayıda dava vardır ama kentin kuzeye, evet Kuzey İstanbul'da deprem riskinin az olduğu, daha sert zeminlerin bulunduğu, Marmara'dan geçen fay hattına uzaklığıyla belki çok daha risksiz alanların bulunduğu bir bölge. Ama kentin kuzeyi aynı zamanda oksijen kaynaklarımızın, bütün ormanlarımızın ve su havzalarımızın tamamının bulunduğu bir alan. Şimdi bu alanlarla ilgili dengeyi oluştururken deprem meselesini... Depremden yani kaçarken betonlaşmaya tutuluyoruz. Betonlaşmanın kaçarken, zaten yarattığı depremden kaçarken kentin konuştuk. Kuzeyinin imara açılmasını, kentin kuzeyindeki bütün havzaların, kentin doğu ve batısındaki tarım alanlarının tamamının imarlı alanlar haline dönüşmesi, kentin havzalarını besleyen dereler ve derelerin etrafındaki bütün eski fabrika ve çöküntü alanlarının imara açılarak kentin yaşanmaz hale getirilmesinin mutlaka engellenmesi gerekir. Bu kent, bakın İstanbul'un deprem riskini azaltmak istiyorsan İstanbul'da özel üniversite kurulmasına izin vermeyeceksiniz. Eğer siz İstanbul'da Türkiye'deki her iki üniversiteden bir tanesini İstanbul'a yaparsanız Türkiye'nin bütün coğrafyalarındaki liseyi bitiren insanlara, ailelerine ve çocuklara, gençlere üniversite eğitimi yapmak için siz İstanbul'u seçenek haline getirirseniz o zaman bu kentin deprem riskini de ortadan kaldıramazsınız. Bakın birinci bölümde söyledim. İstanbul'u planlamak, depremi planlamak, suyu planlamak, ulaştırmayı planlamak Türkiye'yi planlamaktan geçer. Yani neden siz Anadolu'da göç veren, bugün Sivas, geçtiğimiz günlerde söyledik, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Türkiye'nin en büyük nüfus açısından 9. ili bugün 34. sıraya gerilemişse, Doğu Anadolu'da ve Anadolu'daki illerimizin tamamı göç vererek adeta birer kasaba haline dönüşmüşlerse, neden siz buralardaki üniversite yatırımlarını cazip hale getirmek, neden oralardaki üniversite eğitim kalitesini yükseltmek için insanların oraya gitmesini, fabrikaların oraya gitmesini teşvik etmezsiniz? Bakın her ay ben Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir ya da iki tane yandaş şirketin üniversite talebi geliyor. Devlete ait olan bütün kamu arazileri, kamu binaları, spor alanları, eski fabrika arazileri, cezaevleri bunlara peşkeş çekiliyor. Size döneyim Eyüp Muhçu. Şimdi... Aslında depremi planlamak, Türkiye'yi planlamaktan geçiyor dediniz. Şimdi 18 yıl önce insanlar boş araziler bulabiliyordu. O büyük depremde birçok insan çadır kurabildi. O korkusunu o gün yenebildi. Tabii. Bugün o olanlar var mı? Şimdi depreme karşı yapılması gerekenler nelerdi diye aslında başlangıçtaki sorunuzdan yola çıkarsak, bir kere acil önlemlerin alınması ve buna bağlı olarak kısa, orta, uzun vadede bir takım işlerin yapılması gerekiyor. İşte deprem toplanma yerleri, açık alanların planlanması konusu acil önlemler arasında yer almaktadır. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremi sonrasında 400'ün üzerinde deprem toplanma yeri tespit etmiştir. Bu İlafet merkezi olarak mı geçiyordu? Deprem toplanma yerleri. Buraların nasıl kullanılacağı, deprem sırasında insanların nasıl buralara ulaşacağı konuları daha sonraki mutlaka kurumların halletmesi gereken konulardı. Ama öncelikle bunların plana işlenmesi, yerlerinin bilinir olması gerekiyordu. Ardından bu toplanma yerlerine bir tabela çakılması, İnsanların toplanması halinde oradaki asgari ihtiyaçlarını
karşılayabileceği ıslak hacimler, tuvalet, işte ilk yardım ve benzeri ünitelerin olması, elektriğinin altyapısının sağlanması gerekiyordu. Peki ne oldu? Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ, merkezi hükümet 420 küsür bu toplanma yerini süreç içerisinde imara açtı. Ve yaklaşık 300 tane toplanma yeri AVM, gökdelen, konut, iş yeri fonksiyonunda betonlaştırıldı. Hı hı. Demek ki daha acil tedbirleri almamışlar. Bir başka husus, bu konuda biz Mimarlar Odası olarak bir çalışma yaptık. Deprem toplanma yerleriyle ilgili ne yapıyor hükümet, yerel yönetim, kaymakam, merkez hükümet hı hı. adına kaymakam, vali ya da yerel yönetim adına Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ne yapıyor diye bir çalışma yaptık. Belediyelere ve ilçe kaymakamlıklarına yazı yazdık. Dedik ki sizin kaymakamlık sınırları içerisinde toplanma yerleriniz nelerdir? Bunlarla ilgili aldığınız tedbirler, planlama çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Hı hı. Biz anayasal bir kuruluş olarak, meslek örgütü olarak halkımızı, yurttaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Onlarla bunu konuşmak, tartışmak istiyoruz ve onların deprem sırasında önlem almaları konusunda kendilerine yardımcı olmak istiyoruz. Bize gelen bir yanıtı sadece örnek vereceğim. Sancaktepe Kaymakamı Mimarlar Odası'na yanıt olarak şöyle ilginç bir yazı yazıyor. Diyor ki, deprem toplanma yerleri devlet gizliliği olan yerlerdir diyor. Bu nedenle bu sırları biz paylaşamayız. Bunu devletin kaymakamı söylüyor. Bakın. Şimdi o kaymakam i̇çeride, nerede bilmiyorum. İçeride o kaymakam. Şimdi içeride mi, başka yerde mi? Belki terfi yapmıştır ya da hapistedir. Yani FETÖ'cüyse hapiste olabilir. O zaman ortaktı biliyorsunuz. Ortaklık vardı. AKP-FETÖ ortaklığı. FETÖ'cüyse hapiste, AKP'li ise terfi etmiştir. Bilmiyorum nerede olduğunu. Hapiste olduğunu söylüyorsunuz. Bu kamu yönetimleri aslında korkunç bir durumdur. Peki bu bilinç düzeyi sadece Sancaktepe Kaymakamlığı ile ilgili midir? Hayır. Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı giderek hükümet de aynı bilinç düzeyine sahiptir. Bunun ötesinde depremle ilgili hiçbir acil önlem alınmadığı gibi bunun devlet sırrı olduğu söylenmiştir. Bununla ilgili yine ne yapılması gerektiğini vatandaşlarımız bilsin. Eğer bir yer, örneğin toplanma alanı olarak belirlenen bir parksa, buraya toplanma alanı olduğu, deprem toplanma alanı tabelası dikilir. Bu toplanma bölgesine gidecek insanların nasıl ulaşacağına ilişkin tabelalar konur. Yönlendirme tabelaları. Ve bununla ilgili yılda en az bir veya yılda iki kere tatbikat yapılır. İnsanlara denir ki sirenler çalınır, deprem oldu, toplanma yerlerine koşmaları istenir. Hı hı. Sirenler çalındığı zaman insanlar koşarak oraya gider. Bu toplanma yerini bilir. Yani devlet sırrı değildir. Hı hı. Devlet yol gösterir ve gider orayı kullanır. Bütün bu çalışmaların, tatbikatların yapılması gerekiyor. Hayır, eskiden okullarda yapılıyordu. Ancak medyanın önünde bir takım gösteriler yapılıp halk aldatılmaya çalışılmaktadır. Ama halkımızın bunları yutmadığını, bunlara inanmadığını biliyoruz. Bir başka konu, bakınız askeri alanlar, geniş yeşil alan, rekreasyon alanı, orman alanları, tatbikat alanları olduğu için süreç içerisinde kentteki yoğun yapılaşmalar nedeniyle kentin yeşil alan rekreasyon ihtiyacını karşılamaktadırlar. Aynı zamanda bu alanlar halkın depremde sığınabileceği yerlerdir. 15 Temmuz sonrası süreci fırsata çeviren iktidar, askeri bölgeleri de yapılaşmaya açmak için kanun hükmündeki kararnameler çıkarmıştır. Ve şu anda pek çok açık alan, askeri alan, imar planları, hukuka, şehircilik ilkelerine aykırı imar planları hazırlamak yoluyla yapılaşmaya açılmaktadır. Ve dolayısıyla buralardan da halkın afet, deprem sırasında yararlanma olanağı yoktur. Bir başka konu, kamu yöneticileri çıkıp deprem süresiyle ilgili tahminlerde bulunmaktır. Şimdi depremle ilgili tahminde bulunabilecek kurumlar vardır. Bu kurumlarda uzmanlar vardır. Bu uzmanlar kendi kafalarına göre de tahminlerde bulunmazlar. Bilimsel bir takım çalışmalar yapılır.
Ve bu çalışmalar bir sürece bağlıdır. Çok sayıda uzman bu sürece dahil edilir. Ölçümler, analizler yapılır. Örneğin fay hatları üzerinde bir takım ölçümlemeler yapılır. Dünyayla, topografik yapıyla ilişkileri kurulur, değerlendirmeleri yapılır. Ve çıkar o kurumun temsilcisi bununla ilgili öngörüleri toplumla paylaşır. Dünyanın hiçbir ülkesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Şehircilik Bakanı ya da başka bir bakan deprem tahmininde bulunmaz. Ve bizim ülkemizde bu nedenle de en büyük yanlış yapılmaktadır. Bunun da nedenleri var. Bir, nedeni nedir? Bir, deprem halkın çok etkilendiği bir durumdur. Özellikle çarpık yapılaşma nedeniyle. Halkın korkusundan istifade ederek politik menfaat sağlamak istemekte, prestij kazanmaya çalışmaktadır. İki, inşaat sektörü tıkanmıştır. 15 yıllık bir iktidar döneminde yapı sektörünü finans kaynağı olarak gören bir anlayış söz konusudur. Hı hı. Ve bu anlayış doğrultusunda yapı sektörünü hızlandırmak, daha çok yapı yapmak hedeftir. Ve nihayetinde alınan bütün tedbirlere halkın, ülkenin, kamunun kaynaklarının aktarılması, peşkeş çekilmesine rağmen bugün inşaat sektörü tıkanmıştır. Bir örnek vereceğim. Halkımız daha rahat anlasın diye. Konut yapımının en yüksek olduğu yıl 2014 yılıdır. 1.026.238 konut yapılmıştır 2014 yılında. 2015 yılında bu miktar 866.814'e düşmüştür. 2016 yılında ise yapılan, üretilen konut miktarı, yani TOKİ, devlet kurumları, belediyeler ve halkın, müteahhitlerin yaptığı konutlar dahil 2016 yılında 689.583'tür. 2017 yılında ise yapılacak toplam konut miktarı 2014 yılına göre yarısına düşecektir. Hı hı. Bir başka örnek, son yılları yine mukayese ettiğimiz zaman hem proje adeti bazında hem de metrekare bazında ciddi bir azalma vardır. 2014 yılına göre 2015 yılını mukayese ettiğimizde %25-%30 civarında proje miktarında ve inşaat metrekaresi miktarında, büyüklüğünde de azalma vardır. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu politikalara rağmen inşaat sektörü tıkanmış, krizin eşiğindedir. Hı hı. Ve bunun pompalanması, büyütülmesi ihtiyacı vardır. Burada şunu özellikle bir kez daha vurguluyorum. Depreme karşı önlem almak için değil, halkın konut ihtiyacını karşılamak için değil, yurttaşların sosyal konut ihtiyaçlarına daha refah yaşam düzeylerinde yaşamaları için değil, sadece ve sadece rant için yapı sektörü pompalanmaktadır. Hı hı hı. Ve bunun için de zaman zaman siyasetçiler, ülke yöneticileri depremle ilgili tahminde bulunmaktadırlar ve deprem tehlikesine dikkat çekmektedirler. Hı hı. Peki, artık süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir şeyler ilave etmek istiyorum bu konuda. Bir kentsel dönüşüm kavramı girdi ya bizim hayatımıza depremin hemen ardından. O doğru yönetildi mi? Onu sormak isterim. Ne dersiniz? Aslında siz sözlerinizin başında depremle, biraz girdiniz o konuya depremle ama. Depremle ilgili olarak tabii Türkiye'deki kurumlar ya da mevcut iktidarın ana politikası krizi yönetmek üzerine. Oysa kriz yönetiminden risk yönetimine geçip riskleri minimuma indirecek, risk analizlerinin en yüksek seviyede yapıldığı çözümlerle sorunu gündemimizden uzaklaştırmak gerekir. Bir. İki, gene bu konuyla ilgili olarak bir büyük yanlışla karşı karşıyayız. Deprem riskini azaltmak için riskli alanların büyük ölçekte dönüşülmesini iktidar teşvik ediyor. Çünkü bununla ilgili olarak kurulmuş olan büyük inşaat şirketleri var. Ben olayın bir başka boyutuna girmek istiyorum. Oradaki yanlışlara değil. Bakın Türkiye'de genel olarak aile yapımızı, geniş aile yapımızı, akraba ilişkilerimizi ayakta tutan orta sınıftır. Orta sınıf da esnaflardan oluşur. Ve bizim orta sınıfımızın büyük bir çoğunluğu da inşaat ve yapı sektöründe dolaylı olarak üretici olan
kişilerdir, imalatçılardır, atölyelerdir, inşaatçılardır. Şimdi giderek orta sınıf ciddi biçimiyle yok oluyor ve toplumsal birlikteliğimizin en temel gücü olan aile kurumlarımız da tahribat uğruyor. Ne ilişki var diyeceksiniz? Tam da onu soracaktım. Şimdi ne ilişki var? Şimdi bakın hemen arkamızda 5000 konut yaptı Ağoğlu. Şurada 5000 konut yaptı. Kimin yerinde yaptı? Kamu arazisi. Kamu arazisi üzerinde TOKİ yaptı. TOKİ tarafından tahsis edildi. Yeşil evet. alana, orman alanına evet. 5000 konut yaptı. Şimdi Seyrantepe'de hemen yanımızda. Seyrantepe'deki Nalbur'un bir karı var mı? Yok. Bu bölgedeki marangozlar bir üretime katkılar oldu mu? Yok. Bu bölgedeki inşaat işçileri orada çalışabildi mi? Yok. Peki bu bölgedeki su tesisatçıları, elektrik tesisatçıları, orta ölçekte üretim yapan taşeron firmalar sürecin içinde varlar mı? Yok. Nasıl yürüyor işler? Fabrikasyon modeliyle işçiliklerin tamamı Doğu ve Güneydoğu'da köle misali buraya getirilmiş büyük hangarlarda 3000-5000 insanın hangarlarda kaldığı bir sistemle yaşatılıyor. Geriye kalan ürünlerin tamamı fabrikalardan alınıyor ve bizim bölgemizde yaşayan Nalburun'da AK Parti'ye oy vermeye devam ediyor. Zannediyor ki yaşadığı siftah yapmadan dükkanını açıp kapamamasının altındaki yatan nedenin ne olduğunu farkında değil. Bu gidişatla biz kentsel dönüşümü bu biçimle yürüttüğümüzde en temel kurumumuz olan orta sınıftaki esnafımızı yok edeceğiz. Birinci büyük sosyal sorunu burada görüyorum. Gelelim işin mimari ve de kentsel boyutuna. Ya ben büyük inşaat firmalarının böyle binlerce konut yapmasının bizim toplumsal yapımıza ve yerleşik ekonomik anlayışımıza kesinlikle uygun olmadığını, AVM'lerin yanlış olduğunu, büyük alışveriş merkezleri uygulamasının bizim toplumsal yaşamımıza kesinlikle uygun olmadığını söyleyeyim. Sayıda gelelim artıyor. Kentsel, bir kere kentsel dönüşüm dediğimiz kavram aslında çok güzel geliyor insana ama bunun altında yatan rant. Bir kere kentsel dönüşümde orada yaşayanlar nerede yaşayacaklar? Yani Armutlu kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Buradan bizi izleyen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Baltalimanı ve Derbent Mahallesi, Sarıyer'in en büyük mahalleleri. Burada yaşayanlara soruyorum. Niye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasaya göre geri görünüm etkileme bölgesinde bulunan bu alanlarda plan yapma yetkisini Bakanlar Kurulu kararı üzerine alıyor ve Çevre Bakanlığı'na devrediyor? Neden bu bölgede yaşayan 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce gelmiş her biri parasını ödemiş? Kimi ödemiş? Birileri gelmiş orada devletin arazisine sahip çıkmışlar ve demişler ki burası benimdir. Köyünden gelen insana da buraları satmışlar. Şimdi bu burada yaşayan on binlerce insanın yerinde çağdaş koşullarla ve demokratik süreçlerle kendi gelecekleriyle ilgili karar sürecine katılmadan Ankara'daki ofislerde ya da belediyelerin meclis ya da komisyon odalarında verilecek kararların doğru olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Yani o kentsel dönüşüm şimdi projesi de doğru yönetilmiyor. Şimdi tamamlayacağım nokta şu, kentsel dönüşüm, bakın artık gecekondu mahallelerde okur yazar insanlar değil, çocukları üniversitelere gitmiş, dün üniversite sonuçları geldi. Herkesin çocuğu, bütün gecekonduda yaşayanların çocukları iyi okulları kazanıyorlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Gecekondu mahallelerinde eğer deprem riski ya da kentsel planlama açısından ya da başka nedenlerle bir dönüşüm olacaksa birinci ve olmaz koşul orada yaşayan insanların planlama ve karar sürecine mutlaka katılmaları. Hı hı. Onların kendilerince seçilmiş olan kooperatifleri, derneklerinin bu süreçte masanın kenarında uzağında değil, masanın başında oturmalarını mutlaka ne kadar riskli gerekir. Bina kentsel dönüşüme uğradı. Bu da herhalde sorgulanması gereken bir diğer başlık. Süremiz sizin, bitiyor mu ona göre bitti, ben. Evet, ama son şunu söyleyeyim. Eğer kentsel dönüşüm değerlendireceksek, bugün örnek gösterilebilecek, ödül verilebilecek bir kentsel dönüşüm projesi yok. Türkiye'de bir ödül verilebilecek kentsel dönüşüm projesi yok. Bakın geçmişte Emlak Bankası'nın organize ettiği Ataşehir, Ataköy gibi yerleşim alanları Habitat ödülü almışlardır. Örnek yerleşim planlaması ve yapılaşması açısından bugün
eğer bunu değerlendirecek bütün insanlar düşünsün. Hiçbir kentsel dönüşüm projesi ödül alamaz ve bütün kentsel dönüşüm projeleri sorumludur. Deprem açısından da şüphelidirler. Çünkü 4708 sayılı yapı denetim kanunu problemlidir. Bunun problemli olduğunu hükümet de kabul etmiştir. Bu çerçevede bunlar ciddi bir denetimine de tabi değillerdir ve dolayısıyla olası bir deprem karşısında güvenli olduklarını da iddia edemeyiz. Üçüncüsü ve son bir husus, kentsel dönüşüm halk için yapılmıyor. Bir takım ayrıcalıklı ve iktidara yakın müteahhitler için yapılıyor. Kentsel dönüşüme tabi olacaksa bir bina, onun müteahhitini oradaki mal sahipleri değil, iktidar belirlemektedir. Çünkü iktidar belirlerse bir takım avantajları olabileceği, daha büyük inşaatlar yapabileceği, daha fazla katlı inşaatlar yapılabileceği güvence altına hukuksuz bir şekilde alınmaktadır. Ve bu açıdan müteahhitler için yapıldığını belgelemek için somut bir örnekten söyleyeceğim. Hükümet insanları bir takım, ben mesleğine, etik kurallarına bağlı müteahhitlerden söz etmiyorum, İktidarın müteahhitlerinden söz ediyorum, bu müteahhitlere bağımlı hale getirmektedir. Yurttaş pekala kendi konutunu kendi tercih ettiği bir müteahhite verebilir, kat karşılığında vermeyebilir. Parasını verir, belli koşullarda anlaşır ve bir müteahhite yaptırabilir. Ancak bu durumda riskli yapı tescil edilmiş olmasına rağmen, belgelerle, raporlarla belgelenmesine rağmen Maliye Bakanlığı o yurttaşlardan ilave olarak %18 KDV almak suretiyle cezalandırmaktadır. Halbuki bunu kat karşılığı iktidara yakın bir müteahhit yapması halinde %18 KDV almamaktadır. Vatandaşlar bunu İstanbul Defterdarlığı'na götürmüşlerdir. Ve sonuçta karşılaşılan tablo İstanbul Defterdarlığı'nın ağzından ifadesi şudur. Demiştir ki bu KDV haksızdır, hukuka aykırıdır. Riskli yapı KDV'den muafsa, %1 ise KDV'si, bu durumda da %1 olması gerekir. Bu hukuksuzluğu biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, hükümete 4 kez bildirdik. Vatandaşlara şunu söylüyor ilave olarak, bu Maliye Bakanlığı'nın uzmanları şunu söylüyor. Eğer reisi tanıyorsanız ya da reisi tanıyan bir yakınınız varsa gidin bunu hemen çözebilir. Aksi takdirde bunu bizlerin çözme ihtimali yoktur. Devletin geldiği durum budur. Kentsel dönüşümde esas olarak bir takım müteahhitleri için çıkarılmaktadır. Ve bir takım müteahhitlere dolayısıyla bu müteahhitler aracıyla bir takım çevrelere finans kaynağı olarak kullanılmaktadır. Doğru yönetilmediğini söylüyorsunuz. Evet, İstanbul'un sorunları... Son olarak yalnız şunu ifade edeyim. Buyurun. Hükümet politikalardan vazgeçemez. Hükümet çünkü bugün iktidarını bu rant, yağma ve beton politikalarına bağlıdır. Bundan vazgeçemez. Ama yurttaşlarımıza biz şunu söylüyoruz. İktidar bundan vazgeçemiyorsa biz bu rant politikalarından ve iktidardan vazgeçebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp Muhçu ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gökhan Zeybek katıldığınız için programımıza. Aslında nereden konuşsak oradan eksik kaldı. İstanbul böyle bir sürü sorunu var. Sorun da sorunu aştı bugünkü özel yayınımızda. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İyi akşamlar.